Arkadaşlar merhaba. Doğal sayılar ve tam sayılar konusundan genel bir test çözmüş olalım. Test numaramız da 9. İlk soruya bakalım. Gerekli işlemler yapıldığında sonuç 13 olarak bulunmuş. Bana da kare ve üçgen yerine sırasıyla yazılabilecek işlemler soruluyor. Şimdi ben 32'yi 4'e bölmüş olsam 8 elde ettim. 8'e de 5'in toplamından 13'e gidebilirim, değil mi? Kare yerine bölme, üçgen yerine toplama işlemi olacak. O halde yanıtımız B seçeneği. İkinci soru. Rakamları sıfırdan farklı 3 basamaklı bir ABC doğal sayıcısı için simetrik fark verilmiş. Benden de ACB sayısını bu şartlar altında oluşturmamı istiyor. Hemen oluşturalım. Öncelikle bak gördüğünüz gibi ABC sayısını hiç dokunmamış, aynen almış. O zaman ben de mutlak değer içinde verdiği ACB sayısını aynen alıyorum. ACB dedim. Eksi. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Bakın ABC sayısını tersten yazmış. CBA şeklinde yazmış buraya. O zaman ben de tersten yazıyorum. Tersten yazdığım takdirde BCA bulmuş olurum. Bu da 594. Gelin burayı çözümleyelim şimdi birlikte. Uzun uzun yazmayacağım. 100A eksi 1A'dan 99A. C'ler gider arkadaşlar. Değil mi? 10C eksi 10C gitti. Burası B. Burası da eksi 100B. Çıkartırsak eksi 99B. Mutlak değeri kapattım. Bu da 594'e eşit. 99 parantezine alabilirim bunu. Dışarıya attım 99'u. İçeride A eksi B kaldı. Bu da 594'e eşit. Burada mutlak değer içinde A eksi B'nin değerini 6 olarak bulmuş oldum. Şimdi şartları sağlatalım. Öncelikle şöyle ABC sayılarını ben bir oluşturuyorum. A'ya 9 diyerek başlayalım arkadaşlar. Önce en büyük rakamı bir verelim. Ve dikkat edelim. Bu rakamlar sıfırdan farklı. Ancak birbirinden farklı olmak gibi bir şart vermemiş. 9 dersem ben buraya. 9'dan ne çıkartırsam 6. Ve 3 olacak. C'yi de 0 haricinde 1'den başlayarak 1, 2, 3 diyerek 9'a kadar bütün sayıları verebilirim. Geldim A'ya 8 dedim. 8 eksi 2 B2 oldu. C yine değişmez. 1'den başlayıp 9'a kadar bütün sayıları verebilirim. Burası 7 iken B 1 oldu. Yine C değişmiyor. Aynı sayılar. Bir de A ile B'nin yerlerini değiştirebilirim. Çünkü bunlar mutlak değerdi. Yani A'yı 9 B'yi 3 almıştık ya. Mesela bakın A'yı 3 B'yi 9 alırsam yine mutlak değeri alınca bunun sonucu 6 çıkmış olacak. O halde şöyle de yazabilirim. 3'e 9, 2'ye 8 ve 1'e 7 şeklinde yazabilirim. C değerlerim yine 1'den 9'a kadar giden 9 tane, 9 tane, burası da 9. Toplam bakın 9 burada. 9, 9 kaç tane 9 var? 6 tane 9 var. O halde 9 çarpı 6'dan toplam 54 tane ABC sayısı yazabilirim. Üçüncü soruda bize bir eşitlik verilmiş. 5x artı 4y artı z 17. Öncüllerimiz var. Bu öncüllerden hangisinin her zaman doğru olduğu soruluyor. Birinci öncülle başlayalım. Şimdi x çift z'yi tek kabul etmiş. X çiftse arkadaşlar 5x ifadesi her zaman çift olur değil mi? Artı dedim. 4y zaten kesinlikle çifttir. Y tek olsa da çift olsa da burası çift. Artı z'nin tek olduğunu kabul ediyor. Ve bu eşitlikte zaten 17 tek olduğu için sağlar mı bir bakalım. Çift artı çift çift. Çift artı tekten ne gelecek sonuç? Tek gelmiş olacak. Bu her zaman doğrudur arkadaşlar. Burayı bir temizleyelim. Evet, birinci öncülü doğru olarak bulmuştuk. İkinci öncüle bakıyoruz. Y tek ise x çifttir diye söylemiş. Y tek. Y'nin tek çift olması bir şeyi değiştirmiyor. Şöyle ifadeyi bir yazayım. 4y her zaman çifti. Artı z eşittir tek. Arkadaşlar z
Şimdi ben x ile z hakkında ne diyebilirim? X çifttir diyor. X çiftse burası da çift olur. Çift ve çiftin toplamından çift. Peki çift artı z'ye ne diyebilirim? Z'ye de yorum yapamam. Bir de burada hani x'e çift demiştik ya. X tek de olabilir arkadaşlar. X tek olursa tek artı çiftten tek. Tekle neyi toplarsam sonuç tek olur? Çift. Bakın x ve z değişiyor. Yani tam bir yorum yapamayacağım. O halde bu her zaman doğru değildir. Üçüncü öncüle bakalım. Z çift ise x tektir. X tekse arkadaşlar 5x zaten tek gelir. 4y her zaman çift olduğunu söylemiştik. Artı z'nin çift olma koşulu var. Z çiftse burası da çift. Eşittir tek midir? Bakalım. Tek artı çiftten tek. Tek artı çiftten teke ulaşmış oldum. Aynen. Z çift ise x her zaman tektir. Bu öncülüm de doğru olmuş oldu. 1 ve 3 cevabım. O da D seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bize şekiller vermiş. Siyah ve beyaz üçgenler kullanarak bir süsleme yapılmış. Bu süslemede 70 tane siyah üçgen kullanıldığına göre beyaz üçgen sayısını soruyor arkadaşlar. 70 tane siyah üçgen. Şimdi ilk şekil için, ilk büyük üçgen için bir tane siyah üçgen var değil mi? İkinci şekilde iki tane. Sonra yine 1, 2, 1, 2 şeklinde bu ritimle gitmiş olacak. Şöyle ikişerli düşünürsem ben. Her ikili grupta kaç tane siyah üçgen var? 3 tane. Her ikili grupta yine 3 tane. Derken böyle 3'er tane siyah üçgen olmuş olacak. Toplam 70 tane siyah üçgen varsa 70 sayısını ben 3'e bölsem kaç elde etmiş olacağım? Tam olmamak koşuluyla 23 tane kesin var. O halde şöyle diyelim. Burada 23 tane 3 olmuş olsun arkadaşlar. 23 çarpı 3'ten 69 elde ediyorum ya. Bu kısım 69. Ama 70 tane diyordu bana. Demek ki artı 1 de şu şekilden geliyor. En sonki şekilden geliyor. Tamam mı? Son şekle kadar 23 tane ikişerli üçgen var diye yorum yapabilirim. Şimdi beyaz üçgen kaç tane onu yorumlayalım. İlk şekilde beyaz üçgen 3 tane. Sonra 2 tane. Bakın her ikiliden toplam 5 tane beyaz üçgen gelmiş olacak. Bu ritimde bu şekilde 5, 5, 5 şeklinde gitmiş olacak. Kaç tane vardı elimde? 23 tane ikişerli üçgen vardı. O halde 23 çarpı 5 tane beyaz üçgen olmuş olur. Bir de şurada bir şey es geçmiyoruz. En son şekil de vardı. Hani 69'da artı 1 70 yapar dedim. O birinci bir tane üçgen de şudur demiştim ya. Burada da toplam 1, 2, 3 tane beyaz üçgen var. Bunu da toplarsam 23 çarpı 5'ten 15, 115, 115 artı 3 dedik. Bunu da 118'e eşit olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Beşinci soru. Rakamlar toplamı 3278 olan bir sayı için hangisi her zaman söylenebilir? Doğrudur. Bakalım. En az 361 basamaklı bir sayıdır. Arkadaşlar ben rakamları topluyorsam ve 3278 buluyorsam ve en az basamak sayısını soruyorsa olabildiğince büyük bir rakam vermem lazım. O halde 999 şeklinde düşünsem ben bu sayıyı. Acaba kaç tane 9 var içinde? Hemen 3278'i 9'a bölüyorum. 9 kere 3 27 çıkardım. 57 de 9. 6 kere 54, 3, 38 ile 9, 4 kere 36 ve 2. Demek ki 364 basamak buradan gelmeli ve şurada artan 2 de zaten fazlalık. O halde en az 361 basamaklı olmasının imkanı yok. Geldim ikinci öncülü arkadaşlar. Çift sayıdır diyor. Ben şu 2, hani burada 2 artmış diye birinci öncül için konuşurken şuraya yazsam tam sağlatmış olurum değil mi? Sayımı bu şekilde oluşturmuş olurum.
Yani 365 basamaklı bir sayı olmuş olur bu haliyle. Evet, şu şekilde çift sayı. Ama şöyle yapamaz mıyım ben? Herhangi bir 9'a şuradaki 2'nin yerini değiştirirsem bu sayı şu şekilde yazmış olabilirim. 9, 9, 9 derken 2, 9 şekilde bitirebilirim. Yani tek bir sayı da olabilir bu. Bu öncülüm de her zaman doğru olmayabilir. Son öncül, basamak sayısı en az iken, zaten en az halini yazmış olduk bu şekilde değil mi? Rakamlarından biri 2'dir. Evet, rakamlarından biri mecburen 2'dir arkadaşlar. Bu öncülüm doğru. O halde yanıtım C seçeneği. Soru 6. Maddeleri okuyalım şimdi. Her çemberin içinde farklı sayılar olmalıdır. 1'den başlayıp 9'a kadar olan rakamlar kullanılacak. Aynı doğrunun üzerinde bulunan çemberlerin içindeki sayıların toplamı bu doğrunun ucunda yazılı olan sayılara eşittir. Yani arkadaşlar, ben şu şekilde bir doğru çiziyorsam burada 3 ile 7'yi toplamam lazım. 10 dedik. Bu doğruda da bakın doğrunun üstünde hangi sayılar var? 7 ve 2 topladım 9. Bu doğruda pek doğru olmamış oldu ama 1 artı 2'den 3. Burada da 3 artı 1'den 4'ü elde etmiş oldum. Bana verdiği şekli yorumlayalım şimdi. 3'ü hangi iki sayının toplamı olarak yazabilirim? Dikkat edelim. Bu iki sayılar farklı olsun. 1, 2 şeklinde yazabilirim değil mi? Yani bu doğru üstünde 1 ile 2'nin toplamı 3 dedim. Geldim şu doğrunun üstüne. 1 ile neyi toplarsam 4 elde etmiş olurum. Burası 3 olur. Son olarak da şuradaki doğru üstünde bakalım. 3 artı soru işareti artı 2'nin 12 olduğu söyleniyor. Soru işareti buradan nedir arkadaşlar? 7 gelmiş olur. 7. soru. Matematik öğretmeni 1-20 aralığında ardışık tam sayıları tahtaya küçükten büyüğe doğru yazıyor. Daha sonra bu sayılardan ardışık 4 tanesini siliyor. Tahtada kalan sayıların toplamı 176 olduğuna göre silinen sayılardan en büyüğü kaçtır? Öncelikle bu sayıları bir oluşturalım arkadaşlar. 1'den 20'ye kadar ardışık sayıları yazıyormuş. Bu sayıların bir toplamını bulayım mı? 1'den başlıyorum. 20'ye kadar yazılan bu sayıların toplamı neydi? N çarpı n artı 1 bölü 2. N burada 20. O halde 20 çarpı 21 bölü 2'den sadeleştirdim. Bu toplamın 210 olduğunu söyleyebilirim. Bu sayılardan 4 tanesini siliyorsa ve geriye toplanan sayıların toplamı 176 kalıyorsa, mesela şey diyelim, bu 210 toplamından 4 sayının toplamı x olsun, x sayısını çıkartsın ve sonucu 176 bulsun. Buradan x değerim ne gelir? 210 eksi 176'dan 34 mü geliyor? Aynen 34 geliyor. Demek ki arkadaşlar bu ardışık 4 sayının toplamı 34'müş. Hemen şöyle gelin. Ardışık 4 tane sayı oluşturalım. En küçük sayı a olsun. Diğer sayı a artı 1, a artı 2 ve son sayımız da a artı 4 olsun. Ve bu 4 tane sayının toplamı kaçmış? 34'e eşitmiş. 4a artı burası 7 yapar. Eşittir 34'ten 4a 27. Pardon, şurada yanlışlıkla a artı 4 almışım. Şunu temizliyorum arkadaşlar. Şurası a artı 3. Birer birer artıyor tabii ki. Yine toplam 4a. 1, 2, 3, 3 daha 6. 4a 6 artı buradan 34'e eşit. 4a sayısı 6'ya karşı atarsam 28. A da buradan 7'ye eşit olmuş olur. Ancak bana neyi soruyor? Silinen sayılardan en büyüğünü. En büyük sayı burada hangisi silinenlerden? A artı 3 olduğu için A artı 3 toplamında 7 artı 3'ten 10 bulunmuş olur. Cevabım B seçeneği. 8. soruda bir oyun oynanıyor arkadaşlar. Sayı bul oyunu. Aklından 1'den 9'a kadar bu ikisi de dahil olmak üzere 3 tane rakam tutsun. Hemen sırasıyla bakalım. 3 tane rakam. Bu rakamlar x, y, z olsun mu? Tamam. 3 tane rakam tuttum. Bunu da eledim. Birinci rakamı 4 ile çarp. Hemen çarpıyorum. Birinci rakam x'ti.
4x. Sonra çarpıma 5 ekle. Artı 5 dedik. Ve çıkan sonucu da 2 ile çarp. Bu çıkan sonucu da 2 ile çarpmamı istiyor. Ve çarptım. Bu da bitti. Bu sonuca tuttuğum ikinci rakamı ekleyip y'ydi. Y'yi ekleyip toplamı 5 ile çarp. Bu sefer bu toplamı arkadaşlar 5 ile çarpacağım. Çarpı 5. Çarptım. İşlemleri yaptım. En son elde ettiğim sonuca 3. rakamı ekle. Bu sonuca da 3. rakam olan z'yi ekliyorum. Eklediğim takdirde bulduğum sayı 98'miş. Yani bunun eşiti 98'miş. Evet, şimdi bu işlemi biraz daha toparlayalım. 98 eşittir. Öncelikle şu parantez içine 2'yi dağıtalım arkadaşlar. 5 dışarıda dursun. Dağıtıyorum. Dağıttığım takdirde 8x artı 10 gelmiş olacak. Artı y, dışarıda da artı z var. Tamam. Şimdi şuradaki 5'i parantez içindeki ifadelere teker teker dağıtıyorum. O zaman 98 eşittir. 5 çarpı 8x'ten 40x artı 5 çarpı 10'dan 50 artı 5y, dışarıda da artı z vardı. Sonra şu 50'yi sol tarafa atarsam arkadaşlar buradan 40x artı 5y artı z toplamının 58'e eşit olduğunu bulabilirim. Pardon, 50'yi atmıştım. Burası 48 oldu. Evet. Şimdi buranın 48'i sağlaması için x'e bir değerini versem 40 olur. Y'ye de bir desem 45 yaptı. 48'e tamamlamam için z'ye de 3 kalmış oldu. Bana neyi soruyordu? Burcu'nun aklından tuttuğu 3 rakamın toplamı. X'i ben 1 olarak, y'yi 1 ve z'yi de 3 olarak buldum. Bu 3 rakamın toplamı da 5 yapacak arkadaşlar. Doğru yanıtımız A seçeneği. 9. soru. Birbirinden farklı iki basamaklı iki doğal sayının toplamı A olduğuna göre A'nın kaç farklı değeri vardır? Arkadaşlar, böyle sorularda olabildiğince küçük ve büyük değerlere bakıyoruz. Sonra aradaki kalan değerlere gitmiş oluyoruz. Mesela şöyle desem. Bu A sayısı en küçük olarak ne olur? Hani birbirinden farklı iki basamaklı iki doğal sayı olsun diyordu ya. En küçük 10 diyelim. Bir tane doğal sayı 10 olsun. Diğeri de 11 olsun. Bu toplam 21 yapar değil mi en küçük olarak? Peki bu sefer A'ya en büyük iki doğal sayıyı versem. Birine 99 desem, diğerine de 98 demiş olsam bu toplam ne yapacak? 90, 90, 180, 17 daha 197 yapmış olur. Demek ki A 21 ile 197 arasındaki sayılar olabilir. Kaç farklı değeri bulabilmem için terim sayısına gidiyordum hatırlarsanız. Terim sayısı son terim eksi ilk terim. Son terim burada 197. İlk terim de bu durumda 21. Bölü artışım 1 olacak. Artı 1 diyorduk. 197 eksi 21'den 6, 7, 176. 1 eklersem 177 tane A'nın farklı değerini elde etmiş olurum. Cevabım D seçeneği. 10. sorudayız. 3 basamaklı KLM ve 2 basamaklı KL doğal sayılar için bize bir eşitlik verilmiş, bir işlem tanımlanmış. Olduğuna göre KL çarpı LM çarpımını istiyor. Zaten aynısı, bakın arkadaşlar. Hiçbir değiştirme yapmadan şu ifadeyi aynen yazıyorum o halde. KLM eksi KL artı M. Bunun kaça eşit olduğunu söylüyor? 281'e. KLM burada gördüğünüz gibi 3 basamaklı bir sayı. KL de 2 basamaklı bir sayı. O halde çözümleyerek gitmem lazım. Şu KLM sayısını çözümlüyorum. Bu 100K artı 10L artı M şeklinde yazılabilir. Eksi dedim. 10K eksi L artı M'nin 281'e eşit olduğunu söyleyebilirim. 100K eksi 10K, burası 90K yaptı. 10L eksi L, burası da 9L yapmış oldu. Son olarak M artı M'den
2m geldi. Bu da 281'e eşit. Bu eşitliği sağlamak için k'ya ben burada 3'ü verirsem 270 olur. 281'e ulaşabilmem için 11 eklemem lazım. 11'i de şu şekilde yapabilirim. L'ye 1 derim arkadaşlar. Burası 9 olur. M'ye de 1 derim. Burası da 2 olur. 9 ve 2'nin toplamından 11'i elde etmiş olurum. Bu durumda neyi soruyordu bana? K çarpı L çarpı M. K'yı ben 3 buldum. L'yi 1 bulduk. M'yi de 1 bulduk. Bu çarpım 3 bulunmuş olur. Kalan soruları bu piramide göre çözmemiz isteniyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın şurada bir bilgi vermiş. Piramidin eninci basamağında n tane sayı vardır. Örneğin ikinci basamağında 2 tane, beşinci basamağında 5 tane sayı vardır. 11. sayıyı buraya dayanarak çözelim. Şöyle yapalım ya da. Şimdi birinci basamağında bir tane sayı var değil mi? İkinci basamakta 2, üçüncü basamakta 3. Burada ne diyorduk? Piramidin ilk 12 basamağında toplam kaç sayı vardı? O zaman bu 12'ye kadar gidecek. Kaç tane sayı olduğunu bulabilmem için bunları toplamam lazım. 1 artı 2 artı 3 artı 12 derim. Bu toplamı nereden buluyordum arkadaşlar? N çarpı N artı 1 bölü 2. 12 çarpı 13 bölü 2'den 6 çarpı 13. Bu da 78 bulunmuş olur. Cevabımız C seçeneğimiz. 12. soruda da arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi, sayılardan hangisi piramidin 10. basamağında bulunmaz diye soruyor. 10. basamakta. Bir kere 10. basamakta 10 tane sayı olacak değil mi? Her basamakta kendisi kadar sayı vardı. 10 tane sayı var. Şöyle düşünelim. Şimdi 1. basamakta, 2. basamakta. 2. basamakta şu ortadaki sayı direkt 2'nin karesi değil mi? Buna da 1'in karesi diye düşünelim. Burada ortadaki sayı 3'ün karesi arkadaşlar. Burada tam ortada 16 var. O da 4'ün karesi. Bakın dikkat edin. 1. basamakta 1'in karesi. 2. basamakta 2'nin karesi. 3 de 3'ün karesi derken 10. basamakta da o zaman ortadaki sayım 10'un karesi olan 100'dür. Bir de şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Piramit hep tek sayılardan oluşuyor. Değil mi? Yani 100 olmayacak içinde. Peki ben 10. basamaktaysam dedim ya 10 tane demek ki sayı var burada. Bu 10 tane sayının 5'i 100'ün sağında, 5'i de 100'ün solunda olmuş olur. Peki bu sayılar hangisidir? 100'ün sağında tek olan sayılar yazıyor. 101, 103, 105, 107, 109. Solundaki tek olan sayılar yazıyorum. 99, 97, 95, 93 ve 91. Şimdi değerlendirelim. Hangisi yoktur diye mi soruyorduk? Bakalım. 10. basamağında bulunmaz. Şöyle yapalım. 91 bulunur arkadaşlar. 99 bulunur. 103 var. 105 var. Ancak 111 gördüğünüz gibi yok. Cevabımız E seçeneği. Son sorudayız. Aşağıdaki sayılardan hangisi 63 ile aynı satırda bulunmaz? Bakalım. Arkadaşlar hani ben böyle bir ritim yazmıştım ya. Burada 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi derken 63 sayısına en yakın hangisi var? 8'in karesi var değil mi? 8'in karesi. O da ortadaki sayının 64 olması demekti. Tam ortadaki sayıyı veriyordu. Yalnız dediğim gibi bu piramitte tek sayılar var. Çift sayı olmaması lazım. O halde 64'ün sağına ve soluna gideceğim. 8. satırda olduğum için 8 tane sayı var. O halde 64'ün sağında 4 tane vardır. 64'ün de sonunda 4 olmak koşuluyla toplam 8 tane sayı var. Hemen 64'ün sağına gidiyorum. 4 sağına gidiyorum. Tek sayılara bakacağım. 65, 67, 69 ve 71. Soluna gidiyorum. 63, 61, 59 ve 57. Evet bakalım hangileri 63 ile aynı satırda bulunmaz.
73 bulunur mu? Hayır. Bakın 69 bulunuyor. 65, evet. 61 de var. 57 de var. O halde doğru yanıtım arkadaşlar A seçeneği. Bu testi de böylelikle tamamlamış olduk. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.